Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerimiz. Ülkemizin başına gelen en büyük felaketlerden biri olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılını geride bıraktık. Dün İstanbul İl Başkanlığı önünde değerli mevkidaşım, arkadaşım Evrim Rızvanoğlu ile birlikte bir açıklama yaptık. Kısaca oradan hatırlatmalar yaptıktan sonra İstanbul Milletvekili olarak İstanbul'daki belediye seçimlerine yönelik açıklamalarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 6 Şubat'ta biz büyük bir felaket yaşadık. Resmi açıklamalara göre 53.537 canımızı kaybettik. 107.213 kişi ise yaralı olarak kayıtlara geçti. Evler yıkıldı, aileler parçalandı. Ve ne yazık ki asrın felaketi denilen bu felakette yardım ancak birkaç gün sonra ulaştırılabildi bölgeye. Yaralar ancak günler sonra sarılabildi. Belki de tüm bunların içinde en çok canımızı acıtan, canımızı yakan, defalarca duyduğumuz sesimi duyan var mı çığlıklarıydı. Acılar büyüktü ve geriye kalan büyük bir enkazdı. İnsanlar yaşamlarını sürdürdükleri şehirlerin enkazının altında kaldı, can çekişti, fiziken ve psikolojik olarak yaralandılar. Gözyaşları hala dinmedi. Üzerinden bir yıl geçti ancak acılar hala taze. Hala insanlar sevdiklerine, ailelerine ağlıyorlar. Oysa deprem sabahında insanlar işlerine, okullarına gideceklerdi. Belki arkadaşlarıyla buluşacaklardı. Ya da misafir ağırlayacaktı ev kadınları ve hazırlık yapacaklardı. Hasılı yeni güzel bir güne başlayacaklardı. Ama olmadı. O gün, o sabah gelmedi onlar için. Ya hayatlarını kaybettiler ya da dayanılması güç acılarla yaşamak zorunda kaldılar. Tam da bu noktada sözlerime Sayın Cumhurbaşkanı'nın "ben öyle dememiştim" diyerek savunmaya çalıştığı sözleriyle başlayacağım. Malum, hepimizi şoke eden sözler. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir rahatlıkla söylüyordu ve diyordu ki merkezi yönetimle uyumlu olmayan muhalefetten gelen belediyelerin olduğu kentler hizmet alamaz. Hatay da alamadı. Ne kadar da naif söylüyor değil mi? Ama kendisi çok büyük bir itirafta bulunuyor aslında. Bize oy vermezseniz merkezi yönetimle belediye arasında uyum olmaz ve siz de hizmet alamazsınız diyor vatandaşlara. Bu ne demek yahu? Gerçekten de toplum düzeni için var olan asli görevleri vatandaşa hizmet sunmak olan kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler arası uyumsuzluk berbat bir şeydir. Hele ki deprem, sel, yangın gibi kriz anlarında. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Nice ilde, ilçede yaşanan örnekleri, sıkıntıları hep birlikte gözlemledik. Deprem zamanında ve sonrasında olanları da elbette. Yahu yılların koskoca Kızılay'ının depremzedelere çadır ulaştıracağına, o bölgeye yardım götürmek isteyenlere çadır sattığına şahitlik etti bu ülke. Daha ne olsun? Biz partili cumhurbaşkanlığı ile kaymakamlıkları, valileri partili kıldık. Onları görevlerini parti eksenli yapmaya yönelttik. Öyle seçtik. Ne yazık ki son seçimde verilen oylarla da bu topal sistem öyle de devam ediyor. Sonuçta da belediye başkanlarını iktidarın kendinden gördüğü yandaş partilerden seçmezseniz uyum olmaz, haliyle hizmet de olmaz diyebiliyor sayın yetkililer. Ve o yetkililerin en başındaki sayın cumhurbaşkanı gayet doğal, gayet kendinden emin tavırlarla. Bu nasıl bir itiraftır? Bu nasıl bir tehdittir? Şimdi sözlerim çarpıtıldı demekle düzelecek iş mi bu? Oysa devlet vatandaşlarını ayırt etmeden tüm vatandaşları için vardır.
partili partisiz ayırt etmeden. Hani güzel bir deyimimiz vardır bizim, devletimiz sağ olsun. İşte vatandaş dara düştüğünde güveneceği bir devlet olduğunu bilmek ister. Ama başkanlık sistemine geçilen süreç son devletin yapısını, son yıllarda devletin yapısını nasıl bozdu görüyoruz. Yaşadıklarımızla hayati öneme haiz güvenin kökünden nasıl sarsıldığını hep beraber görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Ne yazık değil mi? Ama halkımıza sesleniyorum. Lütfen endişe etmeyin. Oy vermezsek başımıza gelmeyen kalmaz korkusu çekmeyin. Son 3 yılda ülkemizin dört bir yanını dolaşırken gördüğüm en güçlü şey, merkezi yönetimle uyumsuzluklarına rağmen karakterlerinden ödün vermeyen, haktan ödün vermeyen, ranta boyun eğmeyen belediye anlayışının ender de olsa kurtardığı, koruduğu yerler olduğuydu. Hatay Erzin Belediyesi de bunların en değerli örneği olabilir. Tek bir binası yıkılmadı, tek bir vatandaşı kaybolmadı, ölmedi. Bölgesinin tek ilçesi olmasını değerli belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun bu duruşuna borçluydu, hatırlarsınız. Kendisine buradan selam olsun. İşte aslında yapmanız gereken basit. Korkmadan, haktan yana olmak, güvendiğiniz namuslu, dürüst insanlara, başkanlara yaşadığınız illeri, ilçeleri emanet etmeniz. Hiçbir tehdide, suistimale boyun eğmeden oy vermeniz. Sorun çözme kabiliyeti olan, adanmış, kentini seven, hak yemeyen, rant peşinde koşmayacak insanlara oy verin. Evet, şimdi artık İstanbul seçimleri yaklaşırken verilen vaatlere, adaylara dair de söylenecek birkaç önemli sözüm var. Şöyle bir bakalım. İstanbul'u konuşurken öncelik almamız gereken acil üç konu ne olabilir diye. Bir ve en önemlisi deprem, mimari yapı ve kentsel dönüşüm. İki, yaşam maliyetleri, kiralar. Üç, trafik ve düzensiz yaşam. Bugün sizlerle birinci maddeyi, yani deprem ve mimari yapılanmayı ve beraberinde kentsel dönüşümü konuşalım istiyorum. Çünkü zaten başlı başına önemli bir mesele. Üstelik konuşurken ele alınması, değerlendirilmesi gereken yine üç alt başlık var. Bir, Kanal İstanbul. İki, Fikirtepe ve benzeri yerler. Bakırköy, Zeytinburnu sahili de buna dahildir. Ve üç, elbette TOKİ mağdurları. Çünkü bu üç konu aynı zamanda eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Murat Kurum'un kariyerinin de özeti. Murat Kurum 2018-2023 yılları arasında 5 yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı şimdiki adıyla bu bakanlığın. 2019 imar affı ya da imar barışı olarak da geçen proje onun bakanlık döneminin icraatıdır. Büyük deprem öncesi 300 bin civarında konuta imar affı verdiler. Depremde de 294 bin ev yıkıldı. Kaçı imar affı verilen evlerdi ve bu imar affı verilerek verilen evlerde, yıkılan evlerde kaç vatandaşımızı kaybettik? Bilmiyoruz. Sayın Kurum imar affına dair yaptığı değerlendirmelerde imar barışına dahil olmak binanın sağlam olduğu anlamına gelmez. Biz bunu vatandaşımıza söyledik diyor. İmar barışı yapmış olmamız yapıların sağlam olduğu anlamına gelmez. Ne demek? Ne güzel, ne rahat, ne doğal söylüyor. O da Sayın Cumhurbaşkanı gibi. Rahat değil mi? Aslında bu ne demek oluyor hepimiz çok iyi biliyoruz. İmar affı eşittir
yapı kayıt belgesi alan kaçak yapılara devlet olarak biz olur veriyoruz demek. Sayın Murat Kurum 2018 İmar Barışı'nın mimarı ve aynı zamanda da savunucusudur. Bir deprem ülkesinde belki de en hatalı, en acımasız barış maskesi altında katliam iznine olay verilmiştir. Bu onay iktidar eliyle 2019'da belki de Türkiye tarihinin en acımasız barışı olmuştur. Bu proje kapsamında 4,5 milyar dolar gibi devasa bir para toplandı vatandaşlardan. Depreme dayanıksız ruhsat şartlarına, mimari şartlara aykırı yapıların yıkım kararları iptal edildi. Bir süre daha bu yapılarda yaşayabilirsiniz. Size yapı kayıt belgesi veriyorum. Yıkım kararını iptal ediyorum dendi. Dendi ama büyük depremde afet yıktı onları. Tüm sorumluluk halka devredildi. Yapılan anlaşmada açıkça belirtildi bu da. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğudur. İzin çıkarıyorum ama deprem olur da bina yıkılırsa suç bizde değil sizde diye de eklendi. Aslında pek çok vatandaşın ölüm fermanı da imzalanmış oldu. Oysa devlet bu değildir. Devlet böyle davranmaz. Devlet daima doğru olanı yapar. Devlet yetkilileri vatandaşını korumakla, vatandaşına hizmet götürmekle mesuldür. Vatandaşının yanında iyi günde, kötü günde durmakla mesuldür. Diğer önemli bir konu, Sayın Murat Kurum'un vaatleri arasında Kanal İstanbul'un adı hiç geçirilmiyor. İstanbul halkının istemediğini bildiği için hayır da diyemiyor tabiri caizse soru geldiğinde. Geçiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de acı deprem deneyimlerinde tüm Türkiye'nin güvenini kazanmış Profesör Doktor Sayın Naci Görür'ü ziyaret edip danışmanlık teklif ederek kendisini yanına çekmeye, onunla güven kazanmaya çalıştı. Oysa Sayın Naci Görür'ün Kanal İstanbul'un karşısında olduğunu tüm toplum, tüm İstanbullular biliyor. Sayın Kurum'un da çılgın projenin bugüne kadar Yılmaz savunucularının başında olduğunu düşünürsek, ya halk kandırılmaya çalışılıyor ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen Kanal İstanbul'un nasıl bir hata olduğunu anladı mı acaba Sayın Kurum? Peki anlasa bile sizce İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Partili bir başkana geçtiğinde AK Parti yönetimi Kanal İstanbul defterini kapatır mı? Mümkün mü bu? Bakın, Yenişehir rezerv alanı başlığı altında Kanal İstanbul'a dair duyurular bir sene önce bakanlık sayfalarında ilan edildi. Ve hala bugün o sayfalarda yerini koruyor. Hatta rezerv alanlarının imara açılması kanunu da yakın zamanda AK Parti ve Cumhur İttifakı yandaşı partilerin oylarıyla meclisten geçti. Geçirildi. Hiçbir şey rafa kalkmadı. Yıllardır pazarlaması yapılan Katarlılara, Suudilere, daha kimlere parsel parsel satılan Kanal İstanbul'un civarındaki arsalar, Kanal İstanbul projesi güzergahının bedelini Orta Doğulu dostlarına nasıl geri öderler? İstanbul vekillerinden biri olarak Sayın Kurum'a sesleniyorum. Kaşamak cevaplarla, algı değiştirip güven kazanmaya çalışmakla İstanbul halkını kandırmayın. 2. Fikirtepe, Bakırköy ve Zeytinburnu sahili ve benzeri yerler. İkinci maddemizde yer alan ve özellikle Fikirtepe örneğiyle ilerlemek istiyorum. Kadıköy'ün gecekondulaşmış eski bir mahallesi olan Fikirtepe'deki dönüşüm 2006 yılında başladı. Çoğu iki katlı evlerden oluşan,
Görece yanı başındaki Göztepe gibi kentlerden, semtlerden sosyoekonomik olarak geride kalan Fikirtepe, AK Parti iktidarının da özetidir aslında. Sahip olduğu dezavantajlara rağmen kendine has bir mahalle kültürü olan Fikirtepe'de dönüşümün nasıl ilerlediğine bakarsanız kocaman dikey binalar, gökdelenler görürsünüz. Yükselen, zenginleşiyormuş hissi veren bir beton ormanına dönüştü artık Fikirtepe. İstanbul'un her yerinden görebilirsiniz Fikirtepe'yi. Şu an akşam bir taksi bile bulunamayan ruhsuz bir plaza merkezine evrildi ve yıllardır hala bitmedi Fikirtepe'deki inşaatlar. Kentsel dönüşümün nasıl da rantsal dönüşüm ruhuna büründüğünün en net, en temiz örneğidir Fikirtepe. Emlak konut artık uygun maliyetli konut yapmaktan çıkmıştır. Dar gelirliye hizmet eden bir kurum olmaktan çıkmıştır. Ormanları ve askeri bölgeleri lüks inşaat alanlarına dönüştüren, yandaş inşaatçılara kamu kaynaklarını paylaştıran kurum haline gelmiştir. Ve İstanbul en uygun çalışma alanı olmuştur. İşte İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olan sayın kurum, kendi eserleri olan bu yapılaşmadan habersizmişçesine vaat sunuyor İstanbullulara. Yatay mimari. Doğrusu kulağa pek hoş gelen, hatta bugüne kadar gördüğümüz dikey mimarinin aksine yatay mimari eksenli 650 bin konutluk ucuza kiralamaya dayanan satışı yasak bir toplu konut örneği sunuldu vatandaşlarımıza. Yakın zamanda hatırlarsınız hepimizin hafızalarında. Hem de 5 senede tamamlayacağız dendi. O zaman yine soralım kendisine. 1. Neden Fikirtepe, Zeytinburnu sahili dahil tüm İstanbul'u dikey mimariye hapsettiniz, mecbur ettiniz? Her yeri gökdelen ve plazalarla doldurdunuz. 21 yıldır depremden haberiniz yok muydu? 99 depreminde siz başka bir gezegende mi yaşıyordunuz? 2. Asrın felaketi denilen Kahramanmaraş depremleri için TOKİ ilk bir yılda teslim edilir denilen 300 bin konutun sözünü vermişti. Bugün sadece 46 bininin tamamlanıp kuraya çıkarıldığının haberini alıyoruz. Doğruysa. Yahu TOKİ 20 yıl boyunca zaten tüm Türkiye'de 700 bin konut yapabilmiş. Kapasite ortada. İstanbul'da hangi demir, çimento ve betonu bulup 5 yılda 650 bin konut, dile kolay, 650 bin konut yapacaksınız. Daha bir yılda depremzedelere 46 bin konut yapılmış söylenene göre. Türkiye'deki sağlam inşaat demiri üretiminin sınırlarını bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Ya da geçmişteki gibi ithal hurda demirlerle kağıt gibi yıkılan evler mi yapacaksınız ve insanları bu evlerde yaşamak zorunda bırakacaksınız? Özetle bu vaat İstanbullulara bir hayal satmaktan başka bir şey değildir. Ama proje fikri şahane. Keşke yapabilseydiniz. Ama yapmaya imkan olmayan vaatlerle insanları, yine söylüyorum, tekrarlıyorum, İstanbulluları kandırmayın. Üçüncü konu. Sayın kurumun başarısı gibi gösterilen ama yarattığı mağdurlar ile tüm ülkede yılan hikayesine dönüşen TOKİ'nin mağdurları hikayesi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yine Sayın Kurum'un bakanlığında 2019 yılında başlattığı bir ayrı bir proje var. 100 bin alt gelir grubu sosyal konut projesi. 100 bin alt gelirli vatandaşımıza toplu ucuz konut vaat ediliyor. Çok güzel. Yine güzel. Vaat güzel. Peki ne olmuş? 1. 4 yılda teslim edilen bir konut yok.
Konut fiyatları ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşandı. Başta alıcılarla yapılan anlaşmalar sonradan değiştirildi. Ödemeler 240 aydan 180 aya indirildi. KDV %1'di, %10 oldu. %0.49 faiz kaldırıldı. Mağdurlar bu durumu söz verdiniz yazılı pankartlar açarak protesto ediyorlar. Tuzla TOKİ mağdurları, Sayın Cumhurbaşkanım, TOKİ Tuzla 5750 konut Maltepe projesi fiyatları çok pahalandı, gücümüz yetmiyor, söz verdiğiniz gibi haklarımızı iade edin diyorlar. Az önce bahsettiğim hayali vaatlere referans olarak halkın sözlerine kulak vermemiz lazım. Önceki günde Eskişehir'de toplanmış protestolarını yapıyorlardı TOKİ mağdurları. İstanbul'daki mağdurlar sürekli toplanıyorlar ve sesleniyorlar. Biz o bölgeyi ziyaret ettiğimizde Tuzla'da, Maltepe'de sık sık önümüze çıkıyor TOKİ mağdurları ve biz onların mağduriyetlerini dinliyoruz, dosyalarını alıyoruz. Çok yakında da hukukçu bir genç danışmanım var, Cansu. Cansu'ya bu dosyaları teslim ettim ve Cansu, bu dosyaları çalışalım, bu dosyaları gündemde tutalım ve bu mağduriyetin sona ermesi için, hakların söz verildiği gibi teslimi için biz elimizden geleni yapalım İstanbul milletvekili olarak dedim. Arkadaşlarım çalışıyorlar. Şimdi burada vaat ettiğiniz evler nerede diye soruyor TOKİ mağdurları. 894 lira taksitle ev sahibi yapacaktınız bizi. 8-9 bin lira oldu. İstanbul'da 15 bin lira oldu diyorlar. Evleri sonunda alabilsek bile içine girince ödeyeceğimiz KDV ve ek vergiler altında ezileceğiz. Bu vergilerin altında kalacağız diyorlar. İşte Sayın Kurum'un kariyerinin kısa özeti sizlere. Ben İstanbullu olarak böyle bir adaya oy verir miyim? Vermem. Halk gerçekleri tüm çıplaklığıyla bu şekliyle bilse oy verir miydi? Vermez. Ez cümle son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları ve vaatlerine de kısaca değinmek istiyorum. Belediye başkanlığı döneminde mutlaka takdir edilecek projeler, çalışmalar sayabiliriz. Her şeyden evvel İstanbul'un yitirilmekte olan o güzelim, tarihi, kültürel mirasına sahip çıktı. Bu çok önemlidir. Tüm bu yaptıkları ve bu çalışmaları için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü aynı zamanda bu ülkemizin yanı sıra insanlık tarihine de bir hizmettir. Ancak şunları da vurgulamak istiyorum. Sayın İmamoğlu, size oy veren insanların büyük bir kısmı neden mutsuz? Oy vermeyeceğini söyleyen, üstelik kendi partilisi pek çok kişiyle sahada konuştuğumuzda karşılaşıyoruz. İstanbul son birkaç yıldır zorlukların had safhada yaşandığı bir il haline geldi. Trafik, ekonomik sorunlar, geçim maliyeti, kiralar, barınma krizi, olası büyük İstanbul deprem riski, sığınmacı ve mülteciler, pek çok İstanbullunun yakındığı çözüm bekleyen sorunlar halinde hala önümüzde koca koca sorunlar olarak duruyorlar. Dün İstanbul'daydım. Saat daha 16, yani öğleden sonra 4 bile olmamıştı. Ve İstanbul trafiği, ana arterler, köprü kilit haldeydi. Çok zor. Gerçekten İstanbul'u yaşamak çok zor. İstanbul'un deprem riskine karşı alınmaya çalışılan önlemler de oldukça yetersiz ve hızlı ilerleyemiyor. Trafik yükü artan ray yoluna rağmen azalmak yerine çoğalıyor. İstanbul'un derin yoksulluk sorunlarına düzensiz göçe bir çare bulunamıyor. İstanbul Araştırma Şirketi'nin bir ay önce Aralık ayında yaptığı araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayan
her 10 kişiden stres seviyesi, her 10 kişinin stres seviyesi 7.1. Kaygı seviyesi 6.4. Mutluluk seviyesi 5.2 olarak ölçülüyor. Yaşam memnuniyeti ise 4.8'de kalıyor. Yani İstanbul'u yaşayan vatandaşlarımızın yarısından daha fazlası mutsuz. 10 kişiden 4'ü kıt kanaat geçinebildiğini söylemiş ankette. Her şey iyi, geçinebiliyorum diyen kişi sayısı ise sadece 10 kişiden 2'si. Özetle değerli basın mensubu arkadaşlarım, İstanbul dünyanın en değerli kenti olabilir. Ama belki de aynı zamanda en bahtsız şehri. Ancak biz Deva Partisi olarak ülkemiz gibi İstanbul'u da çok önemsiyoruz. Hak ettiği gibi yönetmeye, Deva Partisi'nin hakkın, adaletin yanında duran, verdiği sözü tutan anlayışı ile vatandaşa gerçek güveni, devlet güvenini hissettiren anlayışı ile yönetmeyi, değerli vatandaşlarımıza, kıymetli İstanbullulara haklarını teslim etmeyi, hak ettikleri gibi yönetilmeyi vaat ediyoruz. Ve vaadimizi de, verdiğimiz sözleri de tutacağımızı hep tekrarlıyoruz, söylüyoruz. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.